Merhaba, selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yaprak güzelliği için yetiştirilen iç mekan süs bitkilerinin en dayanıklı ve en uyumlu türlerinden biri olan Çin Herdem yeşilinden bahsedeceğim. Bu bitkimizin ana vatanı Yeni Gine ve Filipinler dolayları olduğu bilinmekte. Bitki ormanların sulak yerlerinde bulunmaktadır. Bunu evlerimizde nasıl yerlerde bakmalıyız? Bol aydınlık, direkt güneş ışığı almayan yerler en ideal yerler. Nasıl diyeyim? Direkt güneş ışığı almaması nasıl olur? Perde arkasından, bu bir güneşliğin arkasından, ince bir tülün arkasından olabilir. Direkt güneş ışığı aldığı zaman yapraklarında sararma oluyor ve de nemsiz kaldığı zaman sararma oluyor. Bunları yaz aylarında bu bitkimizi en az haftada 2 sefer olmak üzere mutlaka fıslıs yöntemiyle nemlendirmeliyiz. Ben bunu yaz aylarında mutlaka 2 sefer nemlendirirdim. Fakat kış aylarında ona hiç ihtiyaç duymaz. Kış ayları bunların dinlenme dönemleri oluyor zaten. Suya da fazla ihtiyaç duymaz. Yaz aylarında toprağını nemsiz bırakmamaya dikkat edelim. Nemi çok sevdiği için ve de dediğim gibi haftada en az 2 sefer olmak üzere yapraklarını fısfıs yöntemiyle nemlendirirsek çok mutlu olur bitkimiz. Bunun toprağı nasıl bir toprak olması gerekir? Ekeceğimiz toprak kaliteli ve suyu geçirgen bir toprak olmalı mutlaka. Suyu geçirgen bir toprak olmazsa bitkimiz mutlu olamaz. Bunu göz önüne getirmemiz gerekiyor. Yani toprağımız ne kadar kaliteli olursa bitkimizin gelişimi bir o kadar daha güzel olur. Çoğaltımı da bir o kadar kolaydır. Çelik alma yöntemiyle ve şuradan size nasıl göstereyim, dibinden verdiği sürgünlerden ayırarak çoğaltabiliriz. Hatta ben şurada size şöyle göstereyim. Bir tane çelik alma yöntemiyle çoğalttım. Bunu aldığım çeliği bir suyun içine bıraktım. Orada köklendikten sonra zaten kısa bir dönemden sonra kendisi kökleniyor. Köklendikten sonra ekebilirsiniz. Ekerken de şunu göz önüne getirmemiz gerekiyor. Ekeceğimiz bitkinin boyutuna göre saksımızı seçelim. Mesela çelik aldığımız çelik çiçeğimiz küçükse onu ondan büyük saksılara ekmeyelim. Neden derseniz kök gelişimini sağlar, bitkimiz kendini geliştiremez. Ektiğimiz çiçek veyahut bitkimiz kendini geliştiremez. Bunun için buna da çok dikkat etmemiz gerekir. Saksı büyüklükleri çok önemlidir. Bir de bunların topraklarını en az haftada demişim, senede, yılda 2 sefer olmak üzere değiştirirsek daha da güzel olur. Toprak hem hava almış olur, vitamini kaybolmamış olur yeni toprağa ektiğimiz zaman. Yani topraklarını 2 yılda bir mutlaka değiştirelim derim. Daha iyi gelişim sağlar ve de bitkimiz büyümüşse o saksımızdan bir boy büyük saksıya alarak değişimini sağlayabiliriz. Bir de dediğim gibi saksılarımızın alt drenaj delikleri mutlaka açık olsun. Açık olsun ki yani birçok hastalığa maruz kalmasın bitkimiz. Suyu güzel tahliye edemez çünkü alt drenaj delikleri açık olmadığı zaman. Bazen tabii ki ektiğimiz bitkiyi bir dekoratif saksının içine koyabiliyoruz. Ama o ektiğimiz saksının drenaj delikleri açıksa başka bir dekoratif saksının içine geçirebiliriz. O normaldir. Fakat deliksiz bir saksıya ektiğimiz zaman o kadar sağlıklı olmuyor bitkimiz. Yani mutlaka alt drenaj delikleri açık olması gerekiyor. Çoğaltılması da böyle. Sulamasını bunun kış aylarında pek yapmayalım. Çünkü kış aylarında bu dinlenme dönemine geçiyor. Fazla suya ihtiyaç duymaz bu dönemde. Bunun ilk uyanışı ilkbahardır. İlkbahardan sonbahara kadar gelişimini sağlar. Sonbaharla ilkbahar arası da dinlenme dönemine geçer. Bunu da göz önüne getirmemiz gerekiyor. O arada bitkimize fazla su vermeyelim. Toprağı tam kurduktan sonra su verelim. Bunlar bu bitkimiz için çok önemlidir. Dediğim gibi çelik alma yöntemiyle de çok rahat bir böyle üretebilirsiniz.
Ama en ideali bence dibinden gelen sürgünlerden alıp da ekerseniz daha da bir o kadar daha çabuk büyür bitkimiz. Bu bir hava temizleyen bitkilerin arasında olan bitkilerden bir tanesidir. Onun için evimizin her köşesinde mutlaka mutlaka bol aydınlık olan her köşelerde bakabiliriz. Çok güzel böyle dekoratif güzellik yaratır evlerimize, bürolarımıza. Yapraklarıyla şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bir de bu çiçek de açıyor. Tamam, bunun yaprakları çok güzel. Bunun yapraklarının güzelliği için bakıyoruz. Fakat çiçek de açıyor. Barış çiçeğini aramızda bilenlerimiz vardır herhalde. Aynı çiçeği de barış çiçeği gibi oluyor. Hatta benimkisi iki sefer açtı. Yani çok güzel de çiçek de açıyor. Ama dediğim gibi açmasa da biz bunun yapraklarının güzelliği için yetiştiriyoruz görmüş olduğunuz gibi. Bir de biz buna bitki besini verebiliriz. Fakat biz bitki besinini kış aylarında vermeyelim. Çünkü dediğim gibi bu dinlenme dönemindedir bitkimiz. Bunu ilkbaharda birlikte verebilirsek çok çok daha iyi gelişir bitkimiz. Yeşil yapraklı bitkiler için vitaminler satılıyor piyasada. Onlardan alıp verebilirsiniz. Ben onlardan alıyorum. Yani nasıl diyeyim? Ayda bir mutlaka mutlaka veririm. Çok çok da daha güzel gelişim sağlıyor bitkimiz. Açan bitkiler için ayrı oluyor vitaminler. Yeşil yapraklılar için ayrı oluyor. Ben yeşil yapraklılar için olanını alırım. Yeşil yapraklı bitkilerime veririm. Daha da bir o kadar güzel olmuş oluyor yani bitkimizin gelişimi için. Bakarken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de dediğim gibi hava akımına kesinlikle maruz kalmasın bitkimiz. Ve bu bir iç mekan bitkisidir. Dış mekan bitkisi değildir. Bunu da göz önüne getirelim. Bunlara dikkat ederek bakarsak görmüş olduğunuz gibi çok nazsız tasasız bir çiçektir. Böyle şıklığıyla sizleri çok çok mutlu eder. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Benim aynı bu sayfamın adı altında Instagram sayfam da var. Orada da ben çiçeklerimi paylaşıyorum. Bakımlarını ve verdiğim kürlerini alt yazıda açıklamada yazarak paylaşıyorum. Oradan da bakabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Ben bu kanalımı yeni açtım. Abone olursanız çok çok mutlu olurum. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey güzel gönlünüzce olsun derim. Allah'a emanet olun.